الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد، صلوا على قرة أعيننا محمد. اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Maide suresindeyiz. Surenin elli beşinci ayetindeyiz. Estaizu billah. Maide suresi 55. ayet. Ayetle ilgili en son ne yaptık? Ayeti ele almayı sürdürüyoruz. İnnemâ veliyyukumullâhu. Sizin ancak veliniz Allah'u, Allah'tır. Ve Resuluhu ve onun elçisi. Vellezine amenu. Ve iman etmiş olanlar. Kendisine yakınlık duyacağınız, yakınlığına sığınacağınız yegane kudret Allah Azze ve Celle. Ve bu sığınmaklığınızı birlikte yaşayacağınız, önderliğinde yaşayacağınız elçisi. Bu manada ona da bir yakınlık. Vellezine amenu. Ve kendi aranızda da yine aynı hedefe paralel duruşumuzda veya yol alışımızda birlikte yol alacağınız müminler. Bunlar kendi aralarında ilişkide bulunurlar, yakınlık kurarlar, dostluk ve ünsiyet oluştururlar. Kuntum a'daen fe'allefe beyne kulubikum. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَ. Allah Azze ve Celle hani hatırlayın ki وَذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً. Düşmanlar halindeydiniz. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Allah kalplerinizin arasına ülfet koydu. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ. Böylece oluverdiniz onun nimetiyle. اِخْوَانًا. Kardeşler oldunuz. İşte bu düşmanlık dediğimiz düzeydeki bir uzaklıktan kardeşlik diyeceğimiz, Cenab-ı Hakk'ın öyle tarif ettiği düzeydeki bir yakınlığa geçiş. Bu yakınlığı neyle oluşmuş? İman ederek. Allah Azze ve Celle'nin iman lütfuyla. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَ. Müminlerin kendi aralarındaki yakınlık, dünya hayatındaki yakınlık, Allah Azze ve Celle'nin bu iman lütfuyla oluşan ve gelişen bir yakınlık. Halbuki kafirlerin kendi aralarındaki yakınlığı Hazreti İbrahim'in ifadesiyle اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Allah'ın yarısına bu efsanı, putları edindiniz ki مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ. Dünya fil hayati dünya, dünya hayatında aranızdaki bir meveddetin gereği olarak veya sonucu olarak dünyaya ortak yöneldiniz, dünyayı ortak hedef edindiniz. Sizin aynı amaç doğrultusundaki bu birlikteliğinizin sonucudur bu yakınlığınız. Aranızdaki meveddet aslen dünyaya yönelik ortak arzunuzun sonucu. Dolayısıyla diyebiliriz ki ortak hedefler
insanları veya aynı ortak hedeflere yönelmiş insanlar kendi aralarında belli bir işbirliği oluşturuyorlar. Belli bir iş bölümüne gidiyorlar. Bu da onların yakınlaşmasını, yakın durmasını sağlıyor veya gerektiriyor. Müminler de değil mi ki ortaklaşa Allah'ın sevgisi dolayısıyla elçisi elçiye tabi olmuşlar ve Allah'a doğru gidiyorlar. Dolayısıyla da aralarında elbette bir yakınlık, bir kardeşlik, bir ortaklık, bir... Dolayısıyla ayetin içerisinde Resul'e yönelik velayet ve müminler arasındaki velayet esasen Yüce Rabb'e duyulan doğrudan velayetin dolaylı değil, doğrudan velayetin sonuçları olarak görülmeli. Zaten sıralamada da Cenab-ı Hak başta zatını zikrediyor. Sonra dedik ki müminlerden konu edindi Cenab-ı Hak. Onları da اَلَّذ۪ينَ tarif ediyor. يُقِيمُونَ السَّلَاةَ Onlar ki namazı ikame ederler. O sebeple müminlerin alameti farikasıdır namazı ikame etmek. Hadis-i şerifte Allah'ın Resulü müminle kafir arasındaki ayrıcı belirginlik, görünür farklılık olarak tarif ediyor. Veya اِمَادُ الد۪ينَ Dinin direği فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرْ Kim onu terk ederse artık küfretmiş olur veya küfür sürecine girmiş olur. Dolayısıyla iman ilişiğinde amel çok önemli. Kur'an-ı Kerim'de bunu sıklıkla görüyoruz. Birlikte zikrediyor Cenab-ı Hak. Amel içerisinde hangisi ilk sıraya çıkar derseniz o zaman da bakınız imandan hemen sonra burada genel bir ifadeyle salih ameller diyeceği yerde Cenab-ı Hak tafsilatından veya daha spesifik bir ifadeyle amelin kendisinden söz etmek adına اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةِ Salatı ikame eden, namazı hayatlarında canlı, dipdiri tutan kimseler. İkinci sırada وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةِ Ve zekatı varıp fakir kimselere ulaştıran kimseler. Ve ayetin sonunda وَهُمْ رَاكِعُونَ Bunlar rükû eden kimselerdir. Hatta rakiuna geçen ders yaptığımız yorum kafamda daha bir oturdu. Çünkü ismi fail olduğu için rakiun, rükû eden kimselerdir. Şu halde demek ki genel bir yani geniş bir zamanlı düşünülebilir. Rakia, rükû eden kimse. Rakiun, rükû eden kimseler. Dolayısıyla da hayatları esasen Yüce Rabbin buyruğuna boyun eğmişlik üzere yaşanan bir hayat, rükû diye tarif edilen bir hayat gibi düşünürse bütün ömrü şamil bir boyun eğme şeklinde. Yani vahum yerkaun gibi muzari bir fiille değil de isim fail olarak düşünülebilir ki bu Allah Azze ve Celle onların bütün yaşamlarını böyle tarif ediyor olabilir. Yani namazın kendi içerisindeki rükû daha bir sınırlı zamanda yaşanan bir şey. Vakti namaz vakti geldiğinde kişinin rükûya varması. Ama buradaki tanım sanki daha bir ömrü şamil bir ifade. وَهُمْ رَاكِعُونَ Onlar rükû eder bir haldedirler. Hal cümlesi ifadenin sonunda gelen. Onları daha bir genel tanımlamaya gidiyor diye gözükmeye başladı gözüme. O zaman da müminler dik başlı, Yüce Rabbi tanımayan, kendi başına buyruk, ipini koparmış kimseler değildirler. Onlar kendi yaratıcılarını tanıyan, ona saygıyı yaşamlarında merkeze alan kimseler. Bu saygıyı da bu rükû ifade ediyor olabilir. Çünkü günümüzde bile saygı demek baş eğme, boyun eğme ile temsil ediliyor. Müminler Yüce Rabb'e boyun eğen kimselerdir diye düşünebiliriz. Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde secdenin de bahsettiğiniz şekilde kullanıldığı yerler var. Tarahum rukkan succeden. Sen onları rükû eder, secde eder halde görürsün diye secdeden de bahsedilen yerler var. Ama
rükû mu, secde mi, hangisi daha bir genel tanımın içerisine girer? İkisinden birini sadece kullanacak olursak hangisi daha genelleyici bir boyun, bir saygıyı ifade ediyor derseniz, belki bu ayetten yola çıkılarak buradaki yalın kullanımı dolayısıyla rükû daha bir üst başlık denilebilir. Secde rükûnun daha özel bir hali. Zaten namazda biz secde üzerinden tanımlamıyoruz, rekat sayısını rükû üzerinden. Evet, namazda da rükû üzerinden tanımlıyoruz. Halbuki rükû kendi içerisinde iki secde barındırıyor. Yani o rükûnun bir parçası gibi. Bir rekat, iki rekat dediklerimizin hepsi raka, rükû kelimesinden türetilmiş. Demek ki rükû hatta kıyamdan vesaire kıyamlara değil, rükûlara bölmüşüz. Yani o zaman denir ki kıyamı bile bastırıyor neredeyse. Hani kaç kıyam kıldın demiyoruz da kaç rekat kıldın diyoruz rükû üzerinde. Hocam bir şey daha söyleyebilir miyim? İnne mevariyekumullah dedikten sonra, Allah size verin dedikten sonra şöyle de anlamlandırabilir miyiz? Ve Resuluhu ve elçilerin velisidir. Tekil bu ve Resuluhu, tekil. Ve elçisi. Velisidir ve iman etmişlerin velisidir gibi de vavla döner mi oraya? Dönebilseydi şey harekeyi de alması gerekirdi. Tabii ama harekeyi almamış. اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. Böylece ayeti biz ele almayı geçen ders hatta tamamlamıştık. Müfessirin ifadelerine bakalım ayetle ilgili. Hemen. Şeyde, bu rükû peki namazın dışında bir şey olabilir mi? Yani onu konuştuk ama mesela bir ayette de şunu söyleyeyim ya. Namaz kılın rükû edenlerle birlikte. Orada da öncesinde namaz ayrıca geçmiş zaten. İşte evet, yani namaz onun için diyor. Yani dışında olamaz mı? Evet. Başka bir ayette de sebbih bihamdi rabbika ve kum mines sacidin. Rabbine hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Secde edenlerden biri ol. Onların arasında ol manasında. Dolayısıyla buradaki yani demin yaptığımız şey rükûyu namazın içerisindeki rükûdan ayrı bir rükû. Burada ilaveten geldiğine göre ayrıca bir rükû olarak anlamaya yol var mı diye düşündüğümüzde işte aklımıza rükûnun kendi yani namazdan daha geniş anlamı geliyor. Boyun eğmek. Çünkü rükû bugün bile boyun eğmek anlamında din dışı yani herkes bilir ki baş eğmek saygı ifadesidir. Çok eğerse çok yüceltiyor demektir. Onlar ve bu hal cümlesi cümle ayetin sonundaki vahum rakiun o zaman yani bir de ismi fail ayrıca. İsmi fail kişiyi o fiil, eylem üzerine daha bir çok tutunduran bir yanı var. Yani o kadar ki biz insanların mesleklerini ismi fail üzerinden tanımlıyoruz. Yani araba sürücüsü, sa'ik diyoruz mesela. Yani her zaman araba sürer manasında yaptığı iş budur gibi. Dolayısıyla böylesi genişleyebilen bir kalıp olduğundan acaba dedik müminin bütün hayatını Cenab-ı Hak Yüce Rabbi olan saygısı saygıyı merkeze aldığından, hayatını bu temel üzerine yaşadığından yaşamını komple rükû olarak mı tarif ediyor? Onlar boyun eğen kimselerdir. Ötekiler ne? Boyun eğmeyen, kendi başına buyruk, hedefsiz, ipsiz, sapsız, belirsiz, parazit unsurlar. Rablerini ve onun koyduğu sınırları tanımayan asalak kimseler böyle rastgele yaşıyorlar. Ama müminler öyle değil. Müminler böyle bir mıknatıs tarafından mıknatıslanmış parçacıklar gibi hepsi hizaya girmişler. Hepsi belli bir hedefe kilitlenmişler. Onun etkisiyle hareket ediyorlar. Kendi başlarına savruk bir sıra dışılık sergilemiyorlar. Müminler bu anlamda saygı
üzere yaşarlar mı demek istiyor acaba diye düşündük. Oradan arkadaşlar dediler ki yani secde mi daha öncelikli, niye Allah niye vahum secdun demiyor mesela. O zaman secde mi daha genel manası var yoksa rükû mu? Anlaşıldı ki veya öyle ikna olduk ki rükû daha bir üst başlık. Secde onun daha bir özel hali. O kadar ki namazda rükû o kadar öne çıkıyor, daha o kadar genel bir kullanımı var ki namazı rekatlara bölmüşüz. Rekâ, bir rekat, iki rekat, üç rekat. Yani neredeyse kıyamdan bile daha dikkati çekiyor demek ki. Namazı kıyamlara bölmüyoruz da rekatlara bölmüşüz. Secde demek ki rekatın altında kalan bir husus. Rükû bu kadar öne çıkıyorsa, bu kadar bir üst başlıksa o zaman müminlerin yaşamını, müminler Allah'a boyun eğer bir halde yaşamlarını sürdürürler manasına gelecek şekilde anlayabiliriz burayı. Ama ilk yaptığımız yorum hala geçerli. Yani bu salatın içindeki rükû olabilir ve Allah Azze ve Celle salatı zikretmesine rağmen, umumu zikretmesine rağmen içinden özel bir bölümü öneminden ötürü ayrıca zikrediyor olabilir. Bunu yani umumdan sonra hususun ayrıca zikretilmesi veya لَمَّا نَهَا عَنْ وِلَايَةِ الْكُفَّارِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَغَيْرِهِمْ Allah Azze ve Celle Yahudilerden ve Hristiyanlardan ve kafirlerden, bunlar da onlardan birisi, bunlarla velayet kurmayı yasaklayınca yukarıda وَغَيْرِهِمْ ve diğerleriyle وَذَكَرَ مَاَلَ تَوَلِّيهِمْ اَنَّهُ الْخُسْرَانِ الْمُب۪ينَ ve andı ki bir önceki ayetlerde bunlarla velayet kurmanın akıbeti apaçık bir ziyankarlıktır. فَاسْبَحُوا خَاسِر۪ينَ Hatırlarsanız böyle yaptılar ve ziyan edenlerden oldular. Onu haber verince اَخْبَرَ تَعَالَى Allah Teala haber verdi. مَنْ يَجِبُ وَيَتَعَيَّنُ تَوَلِّيهِ Kime velayetle, yani bu manada bir yakınlıkla bağlanmak gerek? Kimi insan hayatında öncelemeli, özeline almalı, dostluğuna kabul etmeli. Bunu kim hak ediyor? Bunu andı. وَذَكَرَ فَاِدَةَ ذَٰلِكَ وَمَصْلَحَتِهِ Ve bunun yararını da andı müminler açısından ve maslahatını da andı. فَقَالَ نِتَكِمْ dedi ki اِنَّمَا وَلِيُّكُمْ Sizin ancak veliniz. Allah'u, Allah ve Resuluhu ve onun Resulü. فَوَلَايَةُ اللّٰهِ Allah'ın dostluğu, yani bu velayet, bu yakınlık neyle idrak edilir? Tudraku bil imani. İman ile idrak edilir. Allah mümin olmayan kimseleri, imana, hidayet yoluna tutunmayan kimseleri yakınlığına kabul etmez. Allah onları daha baştan sevmez. Sevmediği için de yakınına almaz, kendisine yakın bulundurmaz. Dolayısıyla burada kimlerin Allah'ın velayetine kavuşabildiği, bu lütfa mazhar olduğu sorusunun cevabı da var demek istiyor ayette. Başta iman edenler. İman etmek gerek, iman etmek gerekli. Kul iman yolunu yürümeli. Vettakva, iman etmekle de yetmez. Yanı sıra sakınmalı da. Yani bu imanını yaşamına yansıtıp Allah Azze ve Celle'nin sınırlarına dikkat etmeli, sakındırdıklarından uzak durmalı. Takva amele karşılık gelen bir şeyken, iman kişinin inanç boyutunda yürüdüğü bir muhakeme süreci. Akletme merkezli, ayetleri değerlendirme çabasının bir ürünü. Ancak bununla neticelenen sonuç, kulun Rabbini tanıması ise, onun gücünü, birliğini, büyüklüğünü tanıması ise bunun peşi sıra yapması gereken şey bu tanıdığı yaratıcısına saygı duyması, kurallarına ve sınırlarına riayet etmesi. Bu takvaya karşılık geliyor. Evet, ellezine başka ayette Allah veli kimseleri Evliyaullah diye Kur'an'ın ifadesini اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا iman etmiş وَكَانُوا يَتَّقُونَ
kimseler olarak tarif etmişti. فَكُلُّ مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا. Dolayısıyla her kim mümin olursa, olduysa, takiyen, takvalı bir mümin olduysa, كَانَ لِلّٰهِ وَلِيًّا. Artık o Allah'ın dostu oluverir. Yani Kur'an'da Allah'ın dostu, Evliyaullah dediğimiz, Kur'an'ın seslendirdiği bu zümrenin tarifi de mevcuttur ve bu tarif iman ve takva üzerinden yapılmaktadır. وَمَنْ كَانَ وَلِيًّا لِلّٰهِ. Kim de Allah'a veli olursa, Cenab-ı Hakk'ın yakınlığına sığınır ve Allah Azze ve Celle de onun bu yakınlığını, sığınışını kabul ederse, artık bu kimse فَهُوَ وَلِيٌّ لِرَسُولِهِ. Allah'ın Resulüne de yakın bulunur. Çünkü Allah Azze ve Celle ona ittibayı emrediyor. وَمَنْ تَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ. Kim de Allah'ı ve Resulünü veli edinirse, كَانَ تَمَامُ ذَٰلِكَ تَوَلِّي مَنْ تَوَلَّهُ. Artık bunun bir gereği olarak da Allah'ın kendisi gibi yakınlığına kabul ettiği kimselerle yakınlık oluşturması. Çünkü dostumun dostu benim de dostumdur şeklinde bir geçişme özelliğinden söz ediyoruz. Değil mi ki ben Allah'ı çok seviyorum şu halde? Allah'ın gönderdiği elçiyi de çok seviyorum ve onun ardından gidiyorum, onu izliyorum. وَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ. Onlar da kimler? Müminler. اَلَّذ۪ينَ قَامُوا بِالْا۪يمَانِ ظَاهِرًا. Onlar ki imanı zahiren ve batının yerine getiren. وَاَخْلَسُوا لِلْمَعْبُودِ. Ve mabuda, yani Yüce Mevla'ya kulluk eden kimseler. Neyle? بِاِقَامَتِهِمْ اَسْسَلَاتَ. Namazı ikame ederek. بِشُرُوتِهَا. Şartlarına uygun olarak. وَفُرُوتِهَا. Ve farzlarına dikkat ederek. وَمُكَمِّلَاتِهَا. Ve onu tekmil eden, tamamlayan her ne varsa sünnetlerinden, bunları yerine getirerek. وَاَحْسَنُوا لِلْخَلْقِ. Yanı sıra kullara iyi davranan kimseler. Bu da ilahi bir emir çünkü. وَبَذَلُوا الزَّكَاتَ. Ve zekatı ya veren kimseler. مِنْ اَمْوَالِهِمْ. Mallarından. لِمُسْتَحَقِّيهَا مِنْهُمْ. Her kimler bu zekatı hak ediyorlarsa, onların hak etmeleri Cenab-ı Hakk'ın tarif ettiği zümre içerisinde kalmalarına bağlı. اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاك۪ينَ وَالْعَامِل۪ينَ عَلَيْهَا. Ayetinde kimlere vereceğini Cenab-ı Hakk'ın sıraladığı kesimden söz ediyoruz. Orada varsa zaten bunu hak ediyor demektir. وَقَوْلُهُ. Ayetin sonunda وَهُمْ رَاكِعُونَ. Ve onlar rükû eder bir haldedirler. Ey yani خَادِعُونَ. Bak bunu müfessir خُدُوع olarak tarif etmiş. Boyun eğme. خَادِعُونَ لِلَّهِ ذَل۪يلُونَ. Rabbe karşı zillet üzere خُدُوع, yani boyun eğmiş bir halde. فَاَدَاتُ الْحَصْرِ ف۪ي قَوْلِهِ. Dolayısıyla girişin, Allah Azze ve Celle'nin ayetin girişindeki hasr ifadesi, yani innemayı kastediyor. Hasr ifadesi demek, başkasını veya başka şeyleri dışarıda bırakan ve sadece bunu içeri alan bir ifade. Yani اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ. Müminler ancak ve ancak kardeştir derken, kardeş dışında hiçbir şey değildir demek. Hariçtekilerin hepsini nefyeden, içeri aldığını da altını kalın kalın çizen bir ifade. اِنَّمَا. Bu hasır ifade eden اِنَّمَا تَدُلُّ عَلَى اَنَّهُ يَجِبُ قَصْرُ الْوِلَايَةِ عَلَى الْمَذْكُورِينَ. Delalet ediyor ki velayet, bu manadaki yakınlık, anılan kimselere hasredilmeli. Bunların dışındakilere velayet ile bağlanılmamalı veya böylesi bir yakınlık oluşturulmamalı. Çünkü ancak Allah, Resulü ve müminler de deyince başka kimse değildir demek olur. وَالتَّبَرِّي مِنْ وَلَايَةِ غَيْرِهِمْ. Ve dolayısıyla da dışlarda kalanların velayetinden kul teberri etmeli. Hz. İbrahim gibi تَبَرَّأْنَا اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Biz sizden beraatimizi ilan ediyoruz. وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Ve Allah'ın gayrısına şu yaptığınız kulluklardan beraatimizi ilan ediyoruz. Biz bunun ortağı değiliz. Biz buna katkı sunmuyoruz. Biz bunun bir parçası değiliz. Aynı toplumdayız diye birileri bizi bunun bir parçası sanmasın. Biz
böylesi bir yanlışlıktan uzağız şeklindeki beraatini ilan etme. Dolayısıyla bu yaklaşım, yani innema dolayısıyla gelen velayeti Cenab-ı Hakk'ın sadece bu anılanlarla sınırladığı bu yaklaşım, bu iki kelimenin birlikte kullanımına yol açmış. Yani teberri kelimesini, beraatini ile ilan etme kelimesiyle beraa ve velayet kelimesi. Birilerine velayetini, Allah'a, elçisine, Resulüne velayetini, bağlılığını, yakınlığını tespit ederken, oluştururken aynı anda da başkalarına beraatini ilan ediyorum. Falanca diyelim ki Hristiyanların Allah'a Hazreti Mesih'i eş tutarak ya oğul tutarak veya başka herhangi bir şeyi şirk koşarak oluşturdukları inançtan mesela müminler beraatini ilan etmişlerdir. Biz böyle bir şeyin asla parçası olamayız, bunu kabul edemeyiz. Bu Allah'a iftiradan ibarettir. Biz ancak فَاِنْ تَوَلَّوْا eğer onlar yüz çevirirlerse diyor Cenab-ı Hak, siz deyin ki biz ancak o Allah'a teslim olmuş kullarız. Dolayısıyla aslında aynı eylemdir velayet ve beraat. Dolayısıyla da Allah'a, Resulüne ve müminlere münhasıran gelen velayet demek olur ki dışarıda kalanlara kul velayet anlamında kendisini kapatmalı. ثُمَّ ذَكَرَ فَاِدَةَ هَذِهِ الْوَلَايَةِ فَقَالْ Sonra Allah Azze ve Celle bu velayetin faidesini andı diyor ve sonraki ayete geçiyor. Tabi ayette konusunu bulan bu hususu biz daha önceleri de başka ayetlerle birlikte tartıştık. Ve velayet kelimesini de birkaç önceki derste de ne boyutta bir velayetten Allah sakındırıyor bizi, ne boyutta bir yakınlıktan sakındırıyor. Diyalog kurmayacak kadar, konuşmayacak kadar, iletişim kurmayacak kadar bir şekilde bunu algılayan ve hiçbir surette karşı tarafla temasa dahi geçmemeyi gerekli gören bir anlayıştan söz etmiyoruz. Dolayısıyla önceki dersleri hatırlarsanız bu daha özele kaçan, müminlerin kendi içlerine aldıkları, yaşamlarını aldıkları, neredeyse artık birlikte yaşamaya başladıkları ve onlarla ve onların yanlış sakat itikatlarıyla müşterek bir yaşamı sakıncasız buldukları bir evreye tekabül ediyor. Daha özel bir hali bu yakın bulunmanın. Yoksa elbette ki müminler karşı hedef kitle içerisinde daha şiddetle zıtlaştıkları bir kesim vardır. Daha yumuşak bir taraf vardır. Onlarla iletişim halindedirler. Onlara Allah'ın ayetlerini anlatırlar. Ve o iletişim halinde oldukları kesimden sürekli iman edenler olur. Çünkü iman ve müminler baskın bir topluluk, sürekli etrafına yayılıyor, kendisini kopyalıyor, dominant bir etki oluşturuyor. Bu nasıl sağlanacak eğer kendi içine kapanırsa, böyle spor oluşturur gibi etrafında kendisini kilitlerse bu hiçbir şekilde dışarı nüfuz edemez. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bunu açıklama sadedinde لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذ۪ينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَتُقْسِطُوا اِلَيْهِمْ Allah sizi şu kimselerle velayet kurmaktan yasaklamıyor. Kimler onlar? Lem yuqatilukum. Sizinle savaşmamış. La yenhakumullahu anillezine lem yuqatilukum ve lem yukhrijukum min diyarikum ve sizi yurtlarınızdan çıkarmamış. Kimselerle en tevellavhum velayet oluşturmanızdan nehyetmiyor. Bir sonraki ayet yanılmıyorsam innema yenhakumullahu Allah sizi ancak hani الذين قاتلوكم في الدين size sizinle din konusunda savaşmış ve ظاهروا على اخراجكم ve başkalarına sizin yurtlarınızdan sürülmeniz için destek sunmuş kimselerle en tevellahum velayet kurmanızı Allah azze ve celle yasaklıyor şeklinde burada mücmel gördüğümüz özet şeklinde gördüğümüz ifadenin detayları var. Çünkü karşı kitle böyle homojen bir kitle değil.
Leysu seva, hepsi bir değil diyor Cenab-ı Hak. İçlerinde iman etmek üzere olanı var, imana sempati duyanı var, araştıranı var. Ama çoğunluğu nasıl? Çoğunluğu müminlere karşı öfkeli, müminler de küfretse diye وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ Ehli kitaptan çoğu sizi dininizden geri döndürebilmeyi arzu etmektedir. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَا Arzu ettiler ki onlar da sizin gibi, siz de onlar gibi yok sayasınız, küfre bulaşasınız, Yaradan'ı Mevla'yı hayatınızdan çıkarıp atasınız da فَتَكُونُونَ سَوَا Böylece eşit bir duruma gelirsiniz. Aynı onlar gibi kafir olasınız diye istediler. Bu isteklerini güçlü şekilde tatbik etmek için para harcayan, emek harcayan, plan yapan, mühendislik çalışması yapan, emek koyan, Allah'ın yolundan savabilmek için varını yoğunu harcayan bir kesim var. Hatta bunun için savaşan, savaşmayı göze alan bir kesim var. Bunlarla olan zıtlaşmayla, bunlarla olan duruşumuzla elbette yine aynı kesimin arasında kalan fakat bu düzeyde bir zıtlaşmaya gitmeyen, yanı sıra müminlerin inançlarını vesaire öğrenmeye açık kimseler arasında bir fark olmalı. O farkı işte bu ayetler anlatıyor sanıyorum. La yenhâkumullâhu. Bu şekilde başlayan başka ayet var mı? Yokmuş. Mümtehine suresinde 8. ayet. Gidelim Mümtehine suresine. Çünkü bir sonraki ayete de bakacağım. Yedinci ayetten itibaren bakalım. Hatta bir önceki ayete de gidelim. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ O ayet tamam. Yediden itibaren bakıyorum. عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَجَعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذ۪ينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّ Ola ki Allah aranızda düşmanlık olan bu kesim arasında ola ki Allah bir meveddet oluşturur. Asallahu en yec'ale beynekum ve beynellezine adeytum minhum mevedde. Yani bugün karşı cephede amansız ama bakarsın Allah Azze ve Celle'nin işi hiç belli olmaz. Hidayet lütfedebilir. Tabii o kişi de gördüğü bir hayır dolayısıyla o ayrı konu. Yani Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın İslam karşıtı konumu neredeyse simge denecek düzeydeki karşıtlığı, düşmanlığının birdenbire iyi yönde evrilmesi gibi bir şey bu. Hazreti İkrimen'in Ebu Cehil'in oğlu. Dolayısıyla bunu bilemezsiniz diyor Cenab-ı Hak. Aslında burada bu ifade. Dolayısıyla biz düşmanla olan şeyimizde, ilişkimizde savaşırken bile onun iman etmeye namzet bir kimse olduğunu asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Geçen derste okuduğumuz yani siz de onlar gibiydiniz de Allah size hidayet etti. Nasıl dua et gittik araştırdık baktık ya. Neydi ayet? كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ Siz de bunlar gibiydiniz öncesinde. فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ Allah size lütfetti de sizi hidayete كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ Dolayısıyla bunu hiç unutmamalı. Karşı tarafın her an iman etme ihtimali var düşüncesiyle hareket etmeli. Bu bize hangi kaygıyı getirir? Karşı tarafta beliri verecek herhangi bir olumlu işaretin değerlendirilmesi, olumlu yönde değerlendirilmesi ve yani olumluya yönelik herhangi bir işaret değerlendirilmeli. Diğerleri değil. Çünkü bu beklentimiz çok yüksek. Allah ona hidayet edebilir. كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ Bu o kadar ileri bir evre ki
Hazreti Üsame tam boğazlayacağı, bağışlayın boğazlayacağı diyorum, tam katledeceği, son hamleyi yapacağı anda ben iman ettim diyen kimseye, demine kadar beni öldürmeye çalışıyordun, senin hamlelerinden zor korudum kendimi, şimdi hemen iman ettim diyorsun demiş, umursamamış, öldürmüş. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bu kadar uç bir noktada dahi Hazreti Üsame'nin yaptığını doğru bulmuyor. Evet. Ve o denli sevgisine rağmen Hazreti Üsame'ye olağanüstü bir tavır koyuyor. Öfke, yani Hazreti Üsame'nin imanı, Allah'ın elçisine olan yakınlığı, babası Zeyd dolayısıyla olan muhabbeti düşünün. Yani Hazreti Ayşe'nin bir çocuğu olmadı ama denilebilir ki Üsame yani gelip giderdi falan, onunla ilgilenirdi gibi. Böyle hanenin bir çocuğu gibi. Dolayısıyla bu denli sevgisine rağmen ilahi hudut Allah'ın Resulü'nü Üsame'ye keskin bir tavır sergilemeye yol açmış. O kadar bir keskin bir tavır ki Hazreti Üsame sonraları keşke o gün iman etmiş olsaydım. O günden sonraki bir zamanda iman etmiş olmayı ne kadar çok isterdim. Böyle mümin bir yaşam içerisinde böylesi bir yanlışı sokmamış olaydım keşke diye. O hatırası onu hep rahatsız edecektir. Dolayısıyla belki yani onun ismiyle günümüzdeki o malum şahsiyetin ismi de ilginç bir şey yani. Ben çünkü o kesimin yaptıkları, kendi çaplarında anlayışlarıyla yaptıkları bir kısım işlerin bu özene uymadığını düşünüyorum. Yani savaş anlayışı, Allah'ın Resulü'nün savaş anlayışına, savaş içerisinde bile bu özeni gözeten anlayışına sığmıyor. Dolayısıyla Hazreti Üsame bundan çok rahatsız olmuş. Allah'ın Resulü bunu hiç müsamahayla karşılamadı. Ben zor bela onu indirdim yere, o esnada iman etti. Belli ki yalandan demesine rağmen kalbini mi açıp baktın şeklinde ters bir ifadeyle karşılaşmış. Dolayısıyla bizim buna hakkımız yok. Biz Allah'ın kullarını, Allah'ı Allah'ın kullarından perdelemeye, kendi tarafımızda onu sahiplenmeye, bizim Allah'ımız gibi değerlendirmeye hakkımız yok. Bize lütfedip imanı nasip ettiği için, bunu başkalarıyla paylaşmayla sorumlu kıldığı için böyle bir sürece giriyoruz. Bu süreçte birileri en küçük bir işaret gösterirlerse, hele öğrenme çabası, anlama çabası, bunlar elbette ki çok güçlü bir istekle karşılanmalı ve bu anlamda onlar müminlerden ilgi görmeliler. İlgi diyorum, ilgi. Velayet demiyorum. İlgi görecekler iman etme sürecinde. İman da ederse artık ondan sonra büsbütün bir kardeşliğe, yakınlığa dönüşür. Dolayısıyla bu ayetle başlıyormuş. 7. ayet, Mümtehine suresi. Nereden biliyorsunuz? Asallahu en yecaale beynekum ve beynellezine adeytum minhum mevedden. Belki aranızda Allah Azze ve Celle meveddet oluşturur. Ya nasıl olacak? Bunlar Ebu Ömer gibi bir adam demeyin. Vallahu kadirun. Allah kadirdir. Gücü yeter Cenab-ı Hakk'ın. Vallahu gafurun rahim. Peki Allah'ın gücü yeter mi? Karşı tarafın o kadar büyük günahları var ki mağfirete sığmaz diyecekmiş gibi. Vallahu gafurun. Allah gafurdur. Rahimun. Allah Azze ve Celle rahimdir. Rabbuna ve Rabbukum demeliyiz onlara. Bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz. Ve ilahuna ve ilahukum vahidun. Sizin de Tanrınız, ilahınız, bizim de ilahımız. Yani tek bir ilahtır. 8. ayette deminkinden sonraki ayet bu. La yenhâkumullâhu anillezîne lem yukâtilûkum fiddîni. Dinde sizinle savaşmamış kimselerden Allah sizi sakındırmıyor. وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ Sizi yurtlarınızdan çıkarmamış kimselerden Allah sizi sakındırmıyor. اَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ Ben demin bu ifadeyi اَنْ تَوَلَّوْهُمْ şeklinde, belki bir sonraki ayette müfessir onlara iyilik etmenizi, اَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا اِلَيْهِمْ ve onlara adil davranmanızı, Allah bunu size yasaklıyor değil. Böyle anlamayın. Böyle bir yanlışa düşmeyin. İnnemâ yenhâkum bir sonraki ayette Allah Azze ve Celle ancak sizi anillezîne kâtelûkum sizinle savaşmış kimselerden nehyediyor.
وَاَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ Ve sizi yurdunuzdan, yurtlarınızdan çıkarmış kimselerden nehyediyor. وَظَاهَرُوا عَلَى اِخْرَاجِكُمْ Ve sizin çıkarmanıza destek çıkmış kimselerden Allah sizi sakındırıyor. Sakındırması nedir? اَنْ تَوَلَّوْهُمْ Onlarla velayet oluşturmanız, yakınlık bu manada oluşturmanız. Tam da bizim okuduğumuz ayetteki velayet kelimesinin aynısı. İyi ki ayete gidip baktık çünkü buradaki en tevellevhum ifadesini ben deminki ayette de en teberruhum yerine hatırladım. Ve biraz da yadırgadım orada velayet kelimesinin olmasını. Teberruhummuş oradaki. Bizim düştüğümüz yanılgı Kur'an-ı Kerim'in hassasiyeti ve onun hassas ölçüsü içerisinde derhal kendisini şey yaptı, dışa vurdu, belli etti. Bu ayette en tevellevhum kullanıyor Cenab-ı Hak. Allah sizi ancak bunlardan sakındırıyor. Yani innema veliyukum veya la tetevellev diye velayet kurmaktan sakındırdıklarını böylece açmış bu ayette. Kim onlar? Bizimle savaşmış, yurtlarımızdan bizi çıkarmış yahut çıkarılmamıza destek çıkmış kimseler. وَمَنْ يَتَوَلَّوْهُمْ Kim böylelerini veli edinirse فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ İşte onlar ancak zalimlerdir. Ötekilerle velayet kurabilir miyiz? Böyle olmayanlarla, kıtal etmeye falan ona kurabileceğimize dair bir işaret yok. Çünkü önceki ayet onlara iyilik etmeyi اَنْ تَبَرُّهُمْ iyilikte bulunmayı ve tuqsitu ileyhim ve düzgün muamele etmeyi konu ediniyor. İşte sanıyorum bu gri olan tabaka, karşı kesim içerisindeki bize yakın duran, müminleri anlamaya çalışan, müminlere yapılan düşmanlığı doğru bulmayan ve araştırma içerisinde olan kimseler. Çünkü tarih boyunca hep o kesimden peyderpey iman iman edenler oluşmuş. Biz de o peyderpey iman edenlerin neslinden geliyoruz. Dolayısıyla karşı taraf bir kum şeyi gibi sürekli akıtıyor. Sürekli kendi içerisinden müminler lehine çocuklarını kaybediyorlar. Mümin oluveriyor çocukları. Bugünkü trend bile hala aynıdır. Nitekim hesaplara göre herhalde 2050 yılında falan dünyada Müslüman sayısı artık Hristiyan sayısını bastıracak. Ve dünyanın en büyük dini oluverecek. İslam dini, Müslümanlık dini. Kuşkusuz Müslümanlar içerisinde de küflenme, yozlaşma var. Ama mühtedi kabul eden en önemli din ve araştırma yoluyla, inceleme yoluyla, anlama yoluyla mühtedilere kavuşan bir din olarak İslamiyet kendisini bu ayrıcalığını koruyor. Bu ayetler okuduğumuz ayeti anlama hususunda oldukça önemli diye düşünüyorum. Geliyorum tekrardan bizim okuduğumuz ayetlere. Müfessir ne dedi? Müfessiri okumuş olduk tamamıyla. Gelelim şimdi kırık meale. Mevedde ile şeyin arasında bir fark var değil mi hocam? Yani meveddeyle velayet arasında bir fark. O yukarıdaki ifade meveddetin nerelere geleceğini bilin. Belki İslam'ı kastediyor Cenab-ı Hak. Yani asallahu en yece'ale beynekum ve beynellezine adeytum minhum mevedde. Hiçbir mümin göremezsin ki kendi akrabası bile olsa, yakınlarından bile olsa onların meveddi beslediğini göremezsin. Ama kimlere? Karşı tarafı sadece kafirler diye tarif etmiyor. Orada da buradakine benzer keskin bir ifade var. لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ Meveddet kurduğunu göremezsin hiçbir Allah'ın böyle bütünüyle o kesimi tamamen tanımlayacak bir ifade değil. Ne diyor? يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ حَادَّ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ حَادَّ ne demek? Had diye Arapça mesela sikkinun had dediğimiz zaman çok keskin bir bıçak demektir. Onun bilevi var ya, biz ne diyoruz? Çok bilevlenmiş. Türkçede de. Müminlere karşı çok bilevlenmiş veya sana karşı çok bilevlenmiş derken ne? En uç noktaları onların. Yani Allah'la, Resulü'yle
had yuhaddu la tecidu kavmen yu'minu billahi vel yevmil ahir yuhadduna men haddallaha ve rasula. Allah'a ve Resulüne karşı bilevlenmiş kimselerle dostluk kurduğunu görmek. Bu salt bir kafir değil. Böyle kendi haline bir kafir değil. O karşı kesimin böyle yumuşak tarafı, gri taraflarından değil. Bu Allah'la savaşan bir kimse. İnsanları Allah'ın yolundan alıkoymaya çalışan, Allah'ın ayetlerinden herhangi birine karşı olağanüstü tahammülsüz, yaşı gelmiş 90'a hala yattığı yerden küfür savuruyor Cenab-ı Hakk'a, müminlere karşı. Öylesine keskin. Dolayısıyla o ifade önemli yani. يُحَدُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ اَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا وَاَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ